Herkese günaydın arkadaşlar. Bu koronavirüs günlerinde evde kapalı kaldık. Bu ayına yemek yiyoruz. Bakalım sonumuz nereye varacak. Şimdi canım bugün değişik bir kahvaltı istedi. Bunu belki ilk defa göreceksiniz. Böyle değişik bir kahvaltı. Bunu ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Önce bol patates kızartacağız. Malzemelerimiz sadece patates. Bir miktar böyle ince ince doğranmış kavurma. Bir miktar da kaşar. Bir de bir fırına ihtiyacımız olacak. Önce şu patateslerimizi bir kızartalım. Bir bu kadar daha kızartacağız arkadaşlar. Sadece bunlar değil. Patatesi bol kızartın. Nasıl olsa yenir. Şöyle istenildiği kadar tuzlayıp kızgın yağ atacağız. Ben de bu şekilde kestim patatesleri. Fırın tepsisi borcama koyacağım için şu şekilde kestim. Hem daha güzel olacak şimdi. Bakalım. Yağımız biraz daha kızacak. Evet arkadaşlar, bir posta patatesim pişti. Şimdi bunu şöyle süzgeçle alıyorum. Bir güzel süzüyorum. Borcamına yerleştiriyorum. Bir posta daha pişiriyorum arkadaşlar. Ben 3 posta pişireceğim. Bunu istediğiniz kadar pişirme şeyiniz var. Yani işinize göre, kabınıza göre. Yapmışken bol yapalım. İkinci posta patateslerimizi nar gibi kızarttı. Şunları bir alalım. Tepsiye gene böyle dizelim arkadaşlar. Üçüncü posta patateslerim pişerken esas yapmamız gereken şeyi yapacağız şimdi arkadaşlar. Kavurmaları görüyorsunuz. Şu şekilde kessin, döner keser gibi. Böyle patateslerin üstüne döşüyorum. Endişelenmeyin, daha bunları fırına vereceğiz. Tabi bunun içine sucuk da konabilir, salam konabilir, köfte konabilir. Size bağlı. Ben şu anda kavurmalısını yaptım. Gördüğünüz gibi şahane olacak. Şimdi bunların üstüne en son pişirdiğimiz patatesleri döşeceğiz. Patateslerimizin hepsinin işi bitti. Şimdi bunları şöyle güzelce kavurmayı serdiğimiz patateslerin üstüne bir daha serelim. Dediğim gibi arkadaşlar, bunun miktarı size bağlı. Daha az miktarda yapabilirsiniz. Daha çok miktarda yapabilirsiniz. Zaten patateslerimiz pişti. Fırında sadece kaşarını eriteceğiz ve kavurmalarını eriteceğiz. Şöyle homojen bir şekilde dağıtalım. Mümkün olduğu kadar kavurmaların üstüne gelsin. Patatesler şöyle. Bu işlemi yaptıktan sonra sıra geldi kaşara. Kaşar da tabii ki istediğiniz miktarda.
Ben çok atmıyorum. Hem görüntü açısından hem de patatesin lezzetini kaybetmemesi açısından. Çok kaşarlı da pek iyi olacağını zannetmiyorum. Şimdi bunu üst kızdırması olan bir fırına vereceğiz. Gördüğünüz gibi üstü de nar gibi kızardı. Bu şahane bir kahvaltılık oldu. Ben bunu ısrarla tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hepinize afiyet olsun.